Nastenka heyecanla ''Evet, evet, tam istediğim gibi oldu.'' dedi. Sevinçten adeta gözleri parlıyordu. ''Bana ne kadar yardımcı olduğunuz bir bilseniz, sizi bana Tanrı göndermiş olmalı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim.'' ''Ne için, neden teşekkür ediyorsunuz? Tanrı'nın beni göndermiş olmasından dolayı mı?'' diye sordum. Küçük, neşeli yüzüne bakarak. ''Evet, elbette bunun için.'' Ah Nastenka, insan diğer bazı insanlarla aynı zamanda yaşadığı için minnettar olur. Sizi bulduğum için, bana tüm yaşamımı sorgulattığınız için asıl minnettar olan benim. Tamam bu kadar yeter. Bakın ne diyeceğim, gitmeden evvel onunla sözleşmiştik. Döner dönmez bir mektup yazacak ve durumdan haberi olmayan bazı tanıdıkların vasıtasıyla bana ulaştıracaktı. Böylece geri döndüğünü bilecektim. Bu mümkün olmadığı takdirde de, çünkü bir mektup her zaman her şeyi anlatmaz, geldiği gün saat 10'da burada buluşmayı kararlaştırmıştık. Çoktandır burada olduğunu biliyorum ama üç gün geçmesine rağmen ne elime bir mektup ulaştı ne de yüzünü görebildim. Neyse sabah büyük annemden ayrılabilmem ne yazık ki mümkün değil. Yarın mektubumu şu sözünü ettiğim tanıdıklardan birine verir misiniz? Gerisini onlar halleder. Cevap yazacak olursa da yazdığı mektubu yarın saat 10'da bana getirirsiniz. İyi ama mektup. Mektup ne olacak? Daha mektubu yazmadınız ki. Her şey ertesi güne sarkabilir. Mektup dedi Nastenka, kafası karışmış bir halde mektubu unuttuk ama sözü yarım kaldı. İlk önce gül gibi kızarmış küçük yüzünü başka yöne çevirdi. Sonra elime uzun bir zaman önce yazılıp mühürlenmiş bir mektup tutuşturulmuş gibi hissettim. Aklımdan tanıdık, insanın içini ısıtan cinsten bir şey geçti. Rozinana dedim. Rozina diye ikimiz birden bağırdık. Sevinçten az kalsın kucaklayacaktım onu. Bir insan ne kadar kızarabilirse o kadar kızarmıştı. O gülerken kirpiklerinde asılı duran gözyaşları bembeyaz inciler gibi parlıyordu. Artık gitmeliyim şimdilik hoşça kalın dedi ve çabuk bir şekilde mektup burada bu da mektubu bırakacağınız adres tekrar görüşünceye değin hoşça kalın yarın görüşürüz. Her iki elimi iştenlikle sıktıktan sonra başını salladı ve bir ok gibi fırlayarak kendi sokağına saptı. O gidene kadar durup seyrettim. Nihayet tamamen gözden kaybolduğunda kulaklarımda bir ses, yarın yarın diye çınlıyordu. Üçüncü gece. Bugün yağmurlu, kasvetli bir gün. Güneş yüzünü hiç göstermedi. Gökyüzü tıpkı önümde beni bekleyen yaşlılık gibi kopkoyu. Bir takım tuhaf düşünceler, kasvetli duygular altında eziliyorum. Cevabını bulamadığım sorular adeta beynimi kemiriyor. Ve ne onlarla başa çıkacak gücüm var ne de isteğim. Bu hiç de bana göre bir iş değil.'' Bugün buluşmayacağız. Dün vedalaşırken bulutlar gökyüzünde toplanmaya başlamış, her yere sis çökmüştü. Bugünün kötü bir gün olacağını söylemiştim ona. Cevap vermemiş, bu konu hakkında konuşmak istememişti. Çünkü onun gibi gün aydınlık ve güneşliydi. Tek bir bulut bile sahip olduğu mutluluğu gölgeleyemezdi. Eğer yağarsa yarın görüşemeyiz. Çünkü gelemem." demişti. Bugünün yağmurlu olacağını fark etmeyeceğini düşünmüştüm ama yine de gelmedi işte. Dün bizim üçüncü görüşmemizdi. Üçüncü beyaz gecemiz. Sevinç ve mutluluk insana nasıl da iyi gelirmiş. İnsanın kalbi nasıl da aşk ile dolup taşarmış. İnsan istiyor ki tüm kalbindekileri döksün. Her şey yoluna girsin ve o hep gülsün. Meğer mutluluk nasıl da bulaşıcıymış dün öyle tatlı konuşmuştu ki bana karşı öyle nazik öyle içten davranmıştı ki ne kadar da istekli ve arkadaş canlısıydı beni nasıl da müşfik bir şekilde yüreklendirmişti ah mutluluğun cilvesi ben tüm bunların gerçek olduğunu düşünmüştüm sanmıştım ki ulu tanrım nasıl oldu da böyle düşünebildim her şey çoktan bir başkası tarafından elimden alınmışken hiçbir şeyim yokken nasıl bu kadar kör olabildim? Bana karşı göstermiş olduğu hassasiyet, coşkusu, sevgisi, evet sevgisi, çok yakında başka bir adamı görecek olmanın sevincinden başka bir şey değil miydi? Sevincine beni de mi ortak etmek istemişti? Saatlerce boşu boşuna bekledikten sonra beklediği adam gelmeyince kaşlarını çatmış, tutuklaşmış ve tüm cesaretini yitirmişti hareketleri, konuşmaları eskisi kadar rahat, neşeli, umursamaz değildi. Tuhaf ama bana olan ilgisi de yeniden ikiye katlanmıştı. Nastenkam o kadar üzgün, o kadar umutsuzdu ki belki de sonunda kendisini sevdiğimi anlamış ve bu bir çare halime üzülmüştü. Mutsuz olduğumuzda haliyle başkalarının mutsuzluğunu da hissederiz. Böyle durumlarda insanın duyguları yoğunlaşır. Onunla görüşmeye can atıyor, bir an evvel görüşebilmek için sabırsızlanıyordum. Her şeyin böyle biteceğini o zaman anlayamamıştım tabii. Mutluluktan gözlerinin içi gülüyor, benden bir cevap bekliyordu. Adam çağrısına cevap verip koşarak gelecekti. Buluşma yerine ben oraya varmadan bir saat önce gelmişti. İlk başta kıkırdayıp duruyor, söylediğim her şeye gülüyordu. Bir süre sonra sustum. Bu defa o konuşmaya başladı.'' ne bu kadar mutluyum, neden sizi gördüğüm için bu kadar sevinçliyim biliyor musunuz? dedi. Neden bugün bu sizi bu kadar çok seviyorum? Kalbim küt küt atmaya başlamıştı. Neden? dedim. Sizi seviyorum çünkü bana aşık olmadınız. Başkası olsa taciz edip başıma musallat olur, sürekli ahvah edip sefilere oynardı. Halbuki siz çok farklısınız. Sonra elime bir cimdik attı. O kadar canım yanmıştı ki az kalsın bağıracaktım. Güldü. İyi ki sizin gibi bir arkadaşım var dedi ciddiyetle. Sizi bana Tanrı gönderdi. Şu an yanımda olmasaydınız ne halde olurdum kim bilir. Ne kadar da yüce gönüllüsünüz. Beni ne kadar önemsiyorsunuz. Evlendiğimde çok iyi arkadaş olmaya devam edeceğiz. Hatta abi kardeşten fazlası olacağız. Sizi en az onun kadar önemseyeceğim. O an kendimi çok kötü hissettim ama yine de içimden gülmek geliyordu. Çok üzgün görünüyorsunuz dedim. Gelmeyeceğinden endişeleniyorsunuz. Demek öyle diye cevap verdi. Eğer daha az mutlu olsaydım bana olan bu güvensizliğiniz, ettiğiniz bu sitem karşısında ağlayabilirdim. Ama sanırım bu söylediklerinizde haklılık payı var. Evet, pek kendimde değil gibiyim. Ne olacağı belirsiz. Bunları düşünmemeye çalışıyorum. Neyse bu kadar yeter. Bunları daha sonra konuşuruz derken bir takım ayak sesleri duyduk ve karanlıkta bize doğru gelmekte olan birini gördük. Her ikimiz de ayağa kalkmıştık. Neredeyse sevinçten çığlık atacaktı. Elini bıraktım. Tam oradan ayrılmak üzereydim ki gelen kişinin o olmadığı anlaşıldı. Neden korkuyorsunuz? Elimi neden bıraktınız? diye sonra sordu. Sonra da tekrar elimi tuttu. Saklayacak bir şeyimiz yok. Onu birlikte karşılayacağız. Hem birbirimize ne kadar düşkün olduğumuzu görsün istiyorum. Birbirimize ne kadar düşkünüz diye bağırdım. Ah Nastenka, Nastenka diye geçiriyordum içimden. Sen ne söylediğinin farkında değilsin. Bazen böylesi bir düşkünlük karşısında insanın kalbi buz keser, ruhu ağırlaşır. Senin elin soğuk, benimki ise cayır cayır yanıyor. Ne kadar körsün Nastenka. Mutlu insanlar bazen ne kadar da dayanılmaz oluyor. Ama sana kızamam. En sonunda daha fazla dayanamadım. "Bak Nastenka," dedim. "Sana bugün neler olduğunu anlatayım. Aman Tanrım, ne oldu, ne oldu? Çabuk anlatın. Neden bu zamana kadar bir şey söylemediniz?" İlk önce Nastenka, arkadaşlarınızı görmeye gitmek, mektubu onlara vermek gibi benden yapmamı istediğiniz şeyleri yerine getirdim. Sonra da eve gidip uyudum. "Bu kadarcık mı?" diye gülerek sordu. "Hemen hemen," diye cevap verdim. Çocuk gibi ağlamamak için kendimi tuttum. Buluşma saatimizden bir saat kadar önce uyandım. Sanki hiç uyumamış gibiydim. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Size bunları anlatmak için geldim. Adeta zaman durmuş gibi hissediyordum. Ve sanki sonsuza kadar da o şekilde kalacaktı. Bir dakika bir ömür gibi geçiyordu. Hayat benim için durma noktasına gelmişti. Uyandığımda geçmişte bir yerlerde duyduğum ama sonradan unuttuğum bir şarkıyı yeniden işitir gibi oldum. Tüm yaşantım boyunca kalbimi karma karışık eden ama yalnızca şimdi Ulu Tanrım ne diyorsunuz siz diye sözümü kesti Nastenka. Tüm bunlar ne anlama geliyor? İnanın bana söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Ah Nastenka, bir yolunu bulup size anlatabilseydim dedim ağlamaklı bir sesle sesimde küçük de olsa bir parça umut vardı. Tamam, bırakalım şimdi bunları dedi kurnaz kedi. Neler olup bittiğini bir çırpıda anlamıştı. Sonra çenesi açıldı. Oldukça rahat görünüyor, sürekli şakalar yapıp duruyordu. Koluma girerek güldü ve beni de güldürmeye çalıştı. Ne söylersem söyleyeyim karşılık olarak uzun uzun kahkahalar atıyordu. Tam kızmaya başlamıştım ki bu defada bana kur yapmaya başladı. Biliyor musunuz dedi. Size dargınım. Bana hala aşık olmadınız. İnsanları anlamak mümkün değil. Ama yine de bay kendini beğenmiş bu kadar basit bir kız olduğum için beni suçlayamazsınız. Ne kadar aptalca olursa olsun aklıma gelen her şeyi her şeyi söylerim ben. Dinle. Galiba saat 11 oldu dedim. Yakındaki bir kiliseden ağır ağır çalmakta olan çanın sesleri geliyordu. Aniden durdu ve gülmeyi bırakıp saymaya başladı. Saymayı bitirince, evet on bir olmuş dedi ürkek kararsız bir sesle. Onu korkuttuğum için anında pişman olmuştum. Bu kindar davranışımdan ötürü kendime kızdım. Onun adına üzülmüştüm. Bu yaptığımı nasıl telafi edeceğimi de bilmiyordum beklediği kişinin neden gelmediği konusunda bahaneler üreterek bir takım gerekçeler ve kanıtlar öne sürerek onu rahatlatmaya çalıştım. O an hiç kimse ondan daha kolay bir şekilde kandırılamazdı. Gerçekten de insan böylesi zamanlarda her türlü teselliyi sevinçle dinliyor. Ne kadar saçma olursa olsun en küçük bir bahane bile insanı neşelendirmeye yetiyor.'' ne kadar da saçma diye konuşmaya başladım. Bir yandan da argünüm, argümanımın ne kadar net olduğunu düşünüp kendimi takdir ediyordum. Tabii gelemez. Kafamı karıştırdınız Nastenka. Öyle olunca ben de zamanı izlemeyi bıraktım. Düşünün bir kere belki de mektup eline daha yeni ulaşmıştır. Ya da belki de mektubunuza bir cevap yazmak istediği için bugün gelememiştir. Ama yarın gelecektir. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gidip bakacağım ve sizi hemen haberdar edeceğim. Düşünsenize her türlü şey olmuş olabilir. Mektup geldiğinde evde değildi ve bu yüzden mektubunuzu okuyamadı belki de. Her şey mümkün. Evet doğru dedi Nastenka. Bunu hiç düşünmemiştim. Belki de bir aksilik olmuştur diye devam etti. İtirazda bulunmamıştı ama sesinin tonundan kafasını kurcalayan başka düşünceler olduğu anlaşılıyordu. O halde siz dedi. Yarın sabah erkenden gidip bir bakın. Bir şey öğrenirseniz bana da haber verirsiniz. Nerede yaşadığımı biliyorsunuz değil mi? Sonra bana adresini verdi. Yeniden nazik, istekli davranmaya başlamıştı. Söylediklerimi büyük bir dikkatle dinliyormuş gibi görünüyordu ama kendisine bazı sorular sorduğumda cevap vermedi. Kafası karışmışa benziyordu. Yüzünü başka bir tarafa çevirdi. Gözlerine baktım. Evet ağlıyordu. Aman siz de tam bir bebek çıktınız. Çocuk gibi ağlamayı bırakın. Hadi hadi. Gülümsemeye, kendini sakinleştirmeye çalıştı ama çenesi titriyor, hışkırmaktan göğsü bir inip bir kalkıyordu. Sizi düşünüyordum dedi bir dakikalık suskunluğun ardından. Ne kadar iyisiniz ki hissetmemek için taş olmak lazım. Ne oldu biliyor musunuz? İkinizi karşılaştırıyordum. Neden o siz değil? Neden o da sizin gibi değil? Siz ondan daha iyisiniz. Ama yine de onu sizden daha çok seviyorum. Cevap vermedim. Bir şeyler söylememi bekliyormuş gibi bir hali vardı. Belki de onu tam olarak anlamamışımdır. Ondan çekinirdim. Her zaman çok ciddi, çok mağrurdu. Biliyorum, sadece öyle görünüyor. Aslında benimkinden daha yumuşak bir kalbi var onun. Bohçamı alıp yanına gittiğimde bana nasıl baktığını anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Her şeye rağmen ona çok saygı duyuyorum. Acaba onu kendimden üstün mü tutuyorum? Hayır Nastenka. Hayır diye cevapladım. Yalnızca onu dünyadaki herkesten daha çok seviyorsun kendinden bile. Evet ben de öyle sanıyorum diye cevap verdi Nastenka Sapca. Bakın ne diyeceğim size. Onu bırakalım artık başka şeylerden konuşalım. Merak ediyorum neden kardeş gibi yaşamıyoruz? Neden en iyi insanlar bile sürekli başkalarından bir şeyler gizliyor? bazı şeyleri neden sadece kendine saklıyor? Neden insan karşıdaki kişinin boş konuşmadığını, içinden geçenleri olduğu gibi söylemez? Sanki herkes gerçekte olduğundan daha sert, sanki hepimiz duygularımızı açık ederek kendimizi savunmasız bırakmaktan, incinmekten korkuyoruz. Ah Nastenka, çok haklısın. Ama bunun birçok nedeni var diye araya girdim. Duygularımı her zamankinden daha çok bastırıyordum. Hayır, hayır diye itiraz etti. Mesela siz onlar gibi değilsiniz. Hislerimi size anlatacağımı gerçekten bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki siz şu an bana öyle geliyor ki benim için bir şeylerden fedakarlık ediyorsunuz dedi ürkek bir şekilde. Sonra da bana kaçamak bir bakış attı. Böyle konuştuğum için bağışlayın ama biliyorsunuz ki ben saf bir kızım çok az görüp geçirdim ve bazen kendimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum diye ekledi sesi titreyerek. Gülümsemeye çalıştı. Sadece bilmenizi istiyorum ki size minnettarım. Tanrı her şeyi gönlünüze göre versin. Hayalperest kişi hakkında söylemiş olduklarınız pek doğru değil. Yani sizin için doğru değil anlamında. Düzeliyorsunuz. Tanımlamış olduğunuz kişiden oldukça farklı bir insansınız. Eğer birine aşık olacak olursanız Tanrı sizi o kişiyle birlikte mutlu etsin. O kişi için hiçbir şey dilemiyorum çünkü sizinle mutsuz olması imkansız. Ben de bir kadınım. Neyin ne olduğunu bilirim. Söylediklerime inanmalısınız. Konuşmasına ara verip elimi içten bir şekilde sıktı. O kadar duygulanmıştım ki konuşamadım. Dakikalar geçti. Anlaşıldı bu gece gelmeyecek dedi en sonunda. Elini başına götürerek çok geç oldu yarın gelecektir dedim kararlı ve ikna edici bir ses tonuyla. Evet diye karşılık verdi. Önceki üzüntüsünden eser yoktu. Belli ki yarın gelecek. O halde yarın görüşünceye kadar hoşça kalın. Eğer yağmur yağarsa gelemem. Ondan sonraki gün görüşürüz. Ne olursa olsun kesinlikle geleceğim. Siz de gelin. Size her şeyi anlatmak istiyorum. Ayrılırken elini uzatıp içten bir şekilde yüzüme baktı. Her zaman birlikte olacağız değil mi? dedi. Ah Nastenka Nastenka şu an ne kadar yalnız olduğumu bir bilsen. Saat dokuz olduğunda evde duramamış havaya rağmen kendimi sokağa atmıştım. Her zaman oturduğumuz bankta oturuyordum. Evlerine kadar gitmiş ama kapıyı iki adım kala utanıp geri dönmüştüm. Bir an önce evime gitmek istiyordum. Ne berbat bir gün. Hava biraz daha iyi olsaydı bütün gece yürüyecektim. Yarın Yarın bana her şeyi anlatacak. Mektubuna cevap gelmedi. Bunu bekliyordum. Ne de olsa şimdi bir araya gelmişlerdir. Dördüncü gece. Tanrım. Her şey böyle mi son bulacaktı? Saat 9'da buluşma yerimize geldiğimizde Nastenka gelmiş orada beni bekliyordu. Tıpkı ilk günkü gibi dirseklerini parmaklıklara dayamış ona yaklaştığımı fark etmemişti. Heyecanımı dizginlemeye çalışarak Nastenka diye seslendim ona. Çabucak bana doğru döndü. Mektup dedi. Mektup geldi mi çabuk söyleyin. Şaşkınlık içerisinde ona baktım. E mektup nerede? Mektubu getirmediniz mi? Diye tekrar etti parmakları kavrayarak. Hayır mektup falan gelmedi dedim en sonunda. Hala görüşmediniz mi? Uzun bir süre kıpırdamadan bana baktı. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Son umutlarını da paramparça etmiştim. Nihayet o halde Tanrı onunla olsun dedi kırgın bir sesle. Beni böyle yüzüstü bırakıyorsa Tanrı yardımcısı olsun. Gözlerini aşağı indirdi. Bana bakmaya çalıştı ama yapamadı. Birkaç dakika duygularını bastırmayı denedi ama sonra birden döndü, dirseklerini yeniden parmaklıklara dayadı ve gözyaşlarına boğuldu. Ah hayır yine başlamayın dedim ama devamını getiremedim. Ona ne söyleyecektim ki? Boşuna beni rahatlatmaya çalışmayın dedi. Artık bana ondan bahsetmeyin. Yakında geleceğini beni böyle acımasız bir şekilde böyle gaddarca yüzüstü bırakmadığını söyleyerek daha fazla duygularımla oynamayın. Neden neden mektubumda yanlış bir şey mi söyledim yoksa? Hıçkırmaya başladı. Ona baktıkça içim paramparça oluyordu. Ah ne kadar da acımasız diye başladı. Tek bir satır bile yazmadı. Tek bir satır. Bari beni artık istemediğini söyleseydi. Üç gündür tek satır bile yok. Tek hatası onu sevmek olan zavallı, savunmasız bir kızı incitmek onun için ne kadar kolay. Üç gündür neler çektiğimi bir ben bilirim. Ah Tanrım, gururumu ayaklar altına alıp ilk ben ona gittim. Önünde kendimi küçük düşürdüm, ona yalvardım. Karşılığı bu mu olacaktı? Sonra birden bana doğru döndü. Siyah gözleri alev alev yanıyordu. Hayır, hayır, olacak iş değil bu. Bu imkansız. İkimizden birisi yanılıyor. Belki de mektup hala eline geçmemiştir. Belki de haberi bile yoktur. Tanrı aşkına, kendinizi benim yerime koyup söyleyin. Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl olur da bir erkek böyle terbiyesizlik edebilir? Tek bir kelime bile yazmadı. Yeryüzünde yaşayan en aşağılık yaratıklar bile daha merhametli davranırdı. Belki de bir şey olmuştur. Belki birisi ona hakkında bir şeyler söylemiştir, dedi. Bir yandan da ağlıyordu. Sonra bir cevap bekleyen bakışlarını üzerime doğrulttu. Siz ne düşünüyorsunuz? Dinlen Nastenka. Yarın onu görmeye gideceğim. Sonra ne olacak? Ne olup bittiğini iyice soruşturacağım. Her şeyi anlatacağım ona. Peki ya daha sonra? Siz şimdi bir mektup daha yazın. İtiraz istemem Nastenka. Davranışınıza saygı göstermesini sağlayacağım. Her şeyi öğrenecek ve eğer "Hayır dostum olmaz." diye sözümü kesti. Bu kadarı da fazla. Benden tek bir satır, tek bir kelime bile yazmam beklemeyin artık. Öyle tabirini tanımıyorum artık. Onu onu unutacağım. Daha fazla konuşmadı. "Tamam sakin olun, oturun şöyle Nastenka." dedim ve onu banka oturttum. Sakinim, endişelenmeyin, bir şeyim yok. Yalnızca gözyaşı yakında kuruyacak. Neden korkuyorsunuz? Canıma kıyacağımı, kendimi nehrin soğuk sularına bırakacağımı mı düşünüyorsunuz? Söyleyecek çok şeyim vardı. Konuşmayı denedim ama yapamadım. Söyleyin dedi elimi tutarak. Onun yerinde siz olsaydınız bu şekilde davranmazdınız değil mi? Size kendi ayaklarıyla gelmiş bir kızı böyle yüzüstü bırakmaz, duygularıyla böyle oynamazdınız değil mi?'' İlginizi ondan esirgemezdiniz. Yalnız bir kız olduğunu, kendisine nasıl bakacağını bilmediğini, kendini sizi sevmekten bir türlü alıkoyamadığını, bunun, bunun onun hatası olmadığını bilirdiniz. Ah tanrım tanrım, bugünleri de mi görecektim ben? En sonunda kendimi fazla tutamayarak, Nastenka diye bağırdım. Nastenka beni üzüyorsun. Kalbimi derinde yaralıyor. Beni kendi ellerinle öldürüyorsun Nastenka. Daha fazla susamam. Kalbimden taşanları size anlatacağım. Ayağa kalktım. Elimi tutmuş, şaşkınlık içerisinde yüzüme bakıyordu. Ne oldu diye sordu en sonunda. Bak dedim kararlı bir şekilde. Dinle beni Nastenka. Şimdi söyleyeceklerim saçma sapan, gerçekleşmesi imkansız, aptalca şeyler. Bunun mümkün olmadığını biliyorum ama daha fazla sessiz kalamam. Yalvarıyorum. Size bu acıları yaşatan kişinin hatrına söyleyeceklerimi bağışlayın. Ne var ne oldu dedi gözyaşlarını silerek. Dikkatle bana doğru bakıyordu. Neler olup bittiğine bir anlam vermeye çalışan gözleri merakla parlıyordu. Sorun nedir? Biliyorum bu imkansız ama sizi seviyorum Nastenka. İşte söyledim her şeyi söyledim dedim elimi sallayıp. Bakalım bundan sonra da benimle konuşmaya devam edebilecek, size söylediklerimi dinleyebilecek misiniz? İyi ama bunda ne var diye araya girdin Astenka. Ne olmuş? Beni sevdiğinizi zaten biliyordum. Yalnızca bu kadar yoğun duygular içerisinde olduğunuzu bilmiyordum. Demek öyle. Başlangıçta düşündüğünüz gibiydi ama sonradan her şey değişti. Elinizdeki bohçayla ona gitmiştiniz yani. İşte ben de sizinle aynı hatta sizden daha kötü bir konumdayım. Çünkü kimseye sizin kadar değer vermiyordu o Astenka. Siz neler söylüyorsunuz? Hiç anlamıyorum. Niye böyle? Böyle birdenbire. Ah ne saçmalıyorum ben ama siz Nastenka'nın kafası karışmıştı. Yanakları alev alev yanıyordu. Bakışlarını aşağı indirdi. Ne olacak? Nastenka ne yapacağım ben böyle? Suçluyum sizin ama hayır hayır bu suç değil Nastenka biliyorum hissediyorum. Çünkü kalbim de bana hak veriyor. Sizi herhangi bir şekilde incitebilmem, size zarar verebilmem mümkün değil. Ben sizin dostunuzdum hala da öyleyim. Güveninize ihanet etmiş değilim. Bakın işte ağlıyorum Nastenka. Bırakalım gözyaşlarım aksın. Bırakalım aksınlar. Kimseye bir zarar verecekleri yok. Birazdan kururlar. Yapmayın gelin oturun şöyle diyerek beni tekrar banka oturttu. Ulu Tanrım. Hayır Nastenka oturmayacağım. Burada daha fazla kalamam. Beni daha fazla görmemelisiniz. Size her şeyi anlattıktan sonra buralardan gideceğim sizi nasıl sevdiğimi hiçbir zaman öğrenemeyecektiniz. Bunu sır olarak saklayacaktım. Böyle bir anda sizi bir de kendi sorumlarımla boğmayacaktım. Hayır ama artık dayanamadım. Hem konuyu da siz açtınız. Suçlu olan sizsiniz ben değilim. Beni kovmaya hakkınız yok. Hayır hayır sizi kovmayacağım hayır dedi Nastenka. Zavallı çocuk bir yandan da şaşkınlığını gizlemeye çalışıyordu. Beni kovmayacak mısınız? Ben yine de gideceğim ama ilk önce size söylemem gereken şeyler var. Az önce terk edildiğiniz için, aşkınız karşılık bulmadığı için ağlarken sizi ne kadar çok sevdiğimi fark ettim Nastenka. O kadar üzgün görünüyordunuz ki yüreğim siz sızladı. Sessiz kalamazdım Nastenka. Konuşmak zorundaydım. Evet hepsini anlatın dedi Nastenka. Yüz ifadesinden gerçek niyetini sezebilmem mümkün değildi. Sizinle bu şekilde konuşmamı tuhaf karşılayacaksınız belki susmayın. Sonra size her şeyi, her şeyi anlatacağım. Bana acıyorsunuz Nastenka. Yalnızca bana acıyorsunuz sevgili dostum. Olan oldu. Sözlerimi geri alamam artık değil mi? İşte artık her şeyi biliyorsunuz. Pekala. Şimdi yalnızca beni dinleyin. Siz oturmuş ağlarken kendi kendime dedim ki: "Lütfen izin verin de içimdekileri dökeyim." olacak iş değil tabi. Nastenka ama düşündüm ki onu artık sevmediğinizi düşündüm. Dün de bugün de bunu düşündüm Nastenka. Sonra sonra belki sizi kendime aşık etmeyi başarırım dedim. Beni neredeyse sevmek üzere olduğunuzu kendiniz söylediniz. İşte tüm söyleyeceklerim bunlar. Ah bir de beni sevseydiniz neler olurdu onu söyleyecektim. Dinleyin dostum. Siz hala dostumsunuz benim. Ben kendi halinde fakir bir insanım ama mesele bu değil. Kafam o kadar karıştı ki boş boş konuşuyorum. Söylemek istediğim sizi öyle sever, öyle severdim ki onu hala seviyor olsanız bile, benim henüz tanımadığım o adamı özlemeye devam etseniz bile sevgimi sırtınıza bir yük olarak hissetmezdiniz. Tek hissedeceğiniz yakınınızda her dakika sevgiyle çarpmaya devam eden, sizin için her şeyi yapmaya hazır bu kalp olurdu. Ah Nastenka, Nastenka, bana ne yaptınız böyle?''